Üniversite mezunları mı? İş bulmak zorunda değil mi de? Ne yapacak ya? İş bulmak zorunda değil de ne yapacakmış? Herkese iş vermek zorunda değil devlet. İş bulmak zorunda canım. Benim çocuğum kamu yönetimi mezunu, evde aç yatıyor. Çalışmak isteyen her tarafta çalışabilir. İş bulamayınca kaç tane öğretmen intihar etti? Kayıtlar da var. İlla okumayla bitecek olaylar değil. Ben Cumhurbaşkanımıza çok çok hak veriyorum. Ne yiyecek o zaman bu gençler? Sen Ne Dersin programından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan yükseköğretim akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada her üniversite mezunu genç iş bulmak zorunda değil dedi. Peki vatandaş bu açıklama hakkında ne düşünüyor? İş bulamıyor. Üç iş görüşmesinden geliyor benim kızım şu anda. Mecbur iş bulmak zorunda. Ne yiyecek o zaman bu gençler? Ne yiyip ne içecek? Üniversiteyi bitiriyor, 2 milyar asgari ücrete talim ediyor. Vallahi kendi çocukları bu işi yapıyorlar mıymış öyle? Herkes okudu. Bir evde 4 tane üniversite mezunu var. Herkese iş bulamaz. Öbür tarafta kim çalışacak? Herkese devlet nerede iş verecek? Şimdi en gariben bileni okuyor. Herkese iş vermek zorunda değil devlet. Çalışmak isteyen her tarafta çalışabilir. İşsizlik yok diyorsunuz. Evet. İç sanayide herkes adam arıyor. Bir sürü öğrenci intihar ediyor. İşte iş mezun olunca, iş bulamayınca kaç tane öğretmen intihar etti? Kayıtlar da var bunlar. Cumhurbaşkanı dün dedi ki her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil. Vallahi ülkede yönetenler vatandaşına iş bulmak zorunda. İlk önce vatandaşına bakmak zorunda. Siz ne diyorsunuz? Siz devlet sanayi bölgelerinde her tarafta iş var. Sanayide kim çalışacak? Siz iş beğenmiyorlar diyorsunuz. Evet. Masa başı istiyor herkes. Evet, evet, evet. Ya 25 yaşındaki bir genç kız Ostüm'e gidip de ne iş yapabilir? Makinede mi? Yok. Aha, Ostüm'den geliyor abi iş görüşmesinden. Yok iş. Sincan organizeye gitsin. Gitmek için 3 vesaire mi değiştireceğiz 2000 lira için? Sabah 8 akşam 6 haftada 60 saat. Bir de asgari ücretle gelip gitse kiralar, 3 vesaire ateş pahası. Nasıl gelip gidecek? Kendi evi varsa ailesiyle beraber kalınca aldığı harçlıkla idare ediyor. Öteki türlü aldığı parayı asgari ücretle yol parası yapacak. YKYK borcu ödüyoruz. 415 lira. Evet. Ben bir şey demeyeceğim. Yani Cumhurbaşkanı çok da yanlış bir şey söylememiş. Herkes emeğinin karşılığını alır. Yani KPSS var, ona girsin, kazansın. Şimdi %25 genç işsiz var. İşsizlik her ülkede var. Sadece bizim Türkiye'de değil. Yani işsizliğe kalırsa, onu siz de biliyorsunuz, her ülkede var işsizlik. Siz de düşünüyorsunuz. Ona katılmıyorum. Katılmıyorum. Mesela al ver. Vehbi Koç'a zamanında sormuşlar ki zenginlik nasıl olur? Al verle demiş. Hepsi de illa okumayla bitecek olaylar değil. Ben Cumhurbaşkanımıza çok çok hak veriyorum ve katılıyorum. İş bulmak zorunda canım. Çünkü benim çocuğum kamu yönetimi mezunu, evde aç yatıyor. İşi yok. 4 babası yok. 2 tane çocuğum üniversiteye gidiyor. İkisi de hukuka gidiyor. Oğlan çocuğu da evde yatıyor. Ama ben bu olaya katılmıyorum. Şimdi ben üniversite mezunuyum. Hani ben madem öyle iş bulamayacağım, kendi bölümümde bir iş bulamayacağım, niye üniversite okuttular bana? Veyahut da niye ben senelerce emek harcayıp da yok üniversite okuyacağım diye dershanelere bir sürü para harcadım? Veyahut da niye o kadar çok emeğim boşa gitti benim? Madem öyle, ben hiç okumasaydım, direkt bir işe girseydim, o işte usta olsaydım, o şekilde çalışsaydım, boşuna mı okudum ben üniversiteyi? Yani bu kadar. Çalışıyor musunuz? Hayır. Arıyor musunuz? Evet, arıyorum. Yani bir ya bildiğiniz bizim Türkiye'de hani üniversite o şeyi tamamıyla saçmalık. Hani diğer bir ülkede olsun, başka bir yerde olsun. Hani farklı bir şekilde değer görüyor insan. Hani farklı bir şekilde pozisyonda iş buluyor ama Türkiye'de böyle bir şansınız yok. Üniversite mezunları mı? İş bulmak zorunda değil mi de? Ne yapacak ya? İş bulmak zorunda değil de ne yapacakmış? O ekmek yemeyecek mi o? O çalışmayacak mı? O nereden para kazanacak? Zorunda tabii. Saçmalık yani onun konuşması da. Onlara bak. Ortalık güllük gülistanlık onların. Onlar için. Hükümet için. Güllük gülistanlık. Ama gelsen vatandaşa sor. Bugün bir ekmek almaya parası olamayanlar var. Emekliler, yaşa takılan emekliler iş bulamıyor. Kimisi de çalışıyor ama çıkmış televizyona diyor ki onlar diyor çalışıyor ya diyor. Ya hepsi çalışamıyor ki ya.
İşi almıyorlar ki adamları. Ekmek parası bulamıyorlar hemşerim ya. Röportajımız saniyeler içinde devam edecek ama öncesinde sizlerden destek istiyoruz. Yukarıdaki linke tıklayarak Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmına da bunun için bir video bıraktık. Şimdi kaldığınız yerden izleyebilirsiniz. 99 üniversite mezunuyum. Kadrolu işsiz sayılırım yani. Hala işe giremedim. Tabii ki zor yani. 4 yıl üniversiteyi biz boşuna mı okuduk? Benim babam okutmak için beni felç geçirdi. Dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. İnsanlar ne şartlarla çocuklarını okutuyor? Ben 1040 kişilik yurtta kaldım. Saçını yıkamaya şampuan bulamadan okuyan çocuklar var. Onların işsiz kalması doğru mu? Değil. Kesinlikle katılmıyorum. Herkes ekmek gibi çocuğunu okutuyor. Yani. Cumhurbaşkanı'nın çocukları zengin. Her şeyleri var. Nasıl oldular o servete, nasıl sahip oldular bilemiyoruz. İyice artık bizi psikolojimiz bozuldu kızım. Geçinemiyoruz, edemiyoruz. Şimdi millet okula gidecek, para lazım. Bak millet pazardan alıyor her şeyini. Mağazalardan alamıyor. %25 şu anda genç işsizlik oranları. 14 yılın zirvesinde aslında. Ama dün de akademik yıl açılışında söyledi bunu Cumhurbaşkanı. Kesinlikle katılmıyorum. Yani onların tuzu kuru, o yüzden rahatlar. Ben oğlumu okutuyorum şu anda. Ama niye okutuyorum? Hiç ümidim yok. Çünkü ben yıllardır işsizim. Çalmadım kapı kalmadı ama işsizim. Yapacak bir şey yok yani. Hocam, işte doğru değil. Gidiyor bir torpille gelince. Benim kızım 4 senelik üniversite mezunu. Kalıyor lise öğretmenleri. İş buluyor lise bitirenler. Bu Türkiye ne hale geldi? Ne hale geldi? O gençlere yazık değil mi? Bizlere yazık değil mi? Emeklimiz yetmiyor. Maaşımıza zam gelmiyor. Habire 1 kilo peynir alıyorsan 60-70 lirayı istediğin peyniri alamıyor. Yani bu peynire göre değil kızım. Ya artık yeter artık yeter. Bir millet bir akıllansın artık. Üniversite mezunu iş bulmak zorunda değilse niye üniversite okuyor bu çocuklar? Niye 4 senesini, 8 senesini, 6 senesini heba ediyor? O kadar master yapıyor, o kadar doktora yapıyor. Yazık günah değil mi? Herkesin bir amacı var, bir hedefi var. Öyle değil mi yani? Hepimizin bir amacı, bir hedefi var. Niçin okuyoruz ki biz? Yoksa otururum ben evimde. Zaten gelir durumum iyi olsa niye çalışayım? Herkes keyfine bakar, tatilini yapar, gezer tozar. Ama bu ülkeye faydalı da olmak isteriz. O üniversite mezunları boş gezerken bu ülke nasıl ayağa kalkacak? Cumhurbaşkanına ben bunu soruyorum yani. Benim çocuğum da şu an üniversiteyi kazanamadı mesela. Dil okudu, onca okumasına rağmen hani hiçbir şey yok. Dershaneye verdim 10 milyar para. Benim çocuğum ne mesleği yapacak? Anlamadım konu o yani. Cumhurbaşkanı o zaman niye bir yerlere gelmiş? Bizim çocuklarımız niye gelemiyor? Bilmiyorum artık yani bu düzen nereye kadar böyle gider bilmeyeceğim. Çocuklarımız okumaya çalışıyor, meslek yok. Ne geçerli meslek ne onu da bilmiyoruz. Bir öğretmen olsa öğretmenliği yapamıyor, atanamıyor, bekliyor çocuk. Esnafçılık mı yapacak benim çocuğum? Gidecek o zaman bir şey mi? Onu da yapamıyor. 8 Almanya'da dedi 3 milyon öğrenci var dedi. Türkiye'de 8 milyon öğrenci var dedi. Ama baktığın zaman bizim onlar gayri safi milli hasılamızın 4 katı büyüklükteler. Onlardan fazla öğrencimiz var ama biz bunları istihdam yaratamıyoruz. Ben dil, tarih, coğrafya, tarih bölümü öğrencisiyim. İşin aslına bakarsanız benim tarih bölümüne gelme sebebim hani eğer işsiz kalacaksam en azından sevdiğim bölümü okuyayım. 4 yılım boşa geçmesin diye geldi. Yani ülkenin liderinin bile böyle konuşması bizim geleceğimiz için hiç parlak değil. %25 şu an genç işsizlik oranları. Senin umudun var mı? Okuyorsun. Açıkçası zaten tarih bölümü olarak bizim umudumuz ancak öğretmen olabilmek. Eğer bir şekilde kalırsak da üniversitede kalabilmek. Fakat bunun da şöyle bir kötü yanı var. Hani iş şuna gelmiş durumda. Tanıdığın olursa üniversitede kalabilirsin. Eğer bir tanıdığın varsa, bir akraban milletvekiliyse, bakansa öyle kalabilirsin. Bu algı var. Böyle bir algı var. Açıkçası umudum yok yani. İnsanlar o kadar emek sarf edip yıllarını veriyorlar üniversite bitirmek için. Kendisi üniversite bitirip diploması olmadığı için o yüzden üniversitelilerin ne kadar zorluk çektiğini anlamayacak karakterdi. Ben katılmıyorum. Yazık yani memleket ölmüş durumda. Sizler iş bulamayınca kim yapacak size? Her şey o adamın elinde. Biraz fedakarlık yapsın. Hanedarlığı kaldırsın. Daha yapacak hiçbir şeysi yok mu? Hazineye ve maliyeye getirip de damadına vereceğine. Öbür garibanlara da atsın manayı. Yok mu? Vallahi iyi düşünsünler. Milletvekilleri de duysun bunu. O zamanı ağam paşam. Şimdi bir şey yok. Cumhurbaşkanı dedi ki her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil.
iş bulmak zorunda. Çünkü hayat şartları pahalı. Bizim yiyecek ekmeğimiz yok. Benim oğlumun babası yok. İki tane kızım okula gidiyor, üniversiteye gidiyor. Ben tek emekli maaşından geçinemiyorum. İş arıyorlarmış. İş arıyoruz, işi bulalım. Bizim kaç yere gittim, yüzüme kapı kapaldı. Oğlum işi yok dedim, kapım kapaldı. Her tarafa gittim. Ben iş bulamadım, oğlum evde yatıyor. Ben iş istiyorum oğluma. Şimdi her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil, evet. Ama devlet de, hükümet de eğitim konusunu doğru düzgün planlamak zorunda. Bir eğitim politikası olmak zorunda. Yani hani bir kuruşluk istihdam varken siz 15 kuruşluk her tarafa, dağa taşa, üniversiteye, ondan sonra yüzlerce kontenjan, bir sürü aile çoluğunu çocuğunu gönderiyor, bir yatırım yapıyor, para harcıyor, bir yerlere gelir umuduyla. Evet, her üniversite mezunu hani gönlündeki işi bulmayabilir. Ama o zaman hani devletin başındaki kişiler de bir eğitim politikaları olsun, doğru düzgün planlasınlar bu işe. Öyle bir şey dememiştir, onda bir yanlış var. Dediyse yanlış. Dediyse doğru demiştir öyleyse. Bak görüşler ayrıldı. Siz doğru mu diyorsunuz? Bilmiyorum yani. Akademik yıl açılışında söyledim. Bilmiyorum. Kendimi eşitmedim, onun için inanmadım. İnanmıyorsunuz. Düzelteyim videoyu. Görmedim onun için. Gerek yok, boş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence dediyse yanlış demiş. Abi doğru demiştim. Evet. Bu bakma bu der öyle. Ne yapacağımış üniversite talebesi iş bulmayınca? Ben de duymadım da. Ne yapsınlar? Çocuklar okuyor. Nasıl oluyor? Ne yapsınlar? O kadar okullarına gidiler. Fakirler, fukareler, yemiler, içmiler, çocuklarını okuduylar. Yazık değil mi? Neden okuduylar? Aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Okuduylar çocuklarını. Niye işsiz kalsınlar? Yazık değil mi? Evet. Fakir, fukara, yemeği yediriyor, evlatlarını salıyor. Yanlış. Yanlış yani. Çünkü o zaman niye okuyor ki? Yani elbette iyi bir iş bulmak için okuyorlar. O dediği de ya bilmiyorum kendine göre. O zaman kendi de çalışmasın. Öyle ya. Adam üniversite okuduğu için. Yani mezunu değildi ondan. Fazla konuşamıyor insan, korku var. Ya korkacak bir şey yok yani. Gelip beni mi kesecek? Yani. Yani bence yanlış bir yorum. Söylemesi de yanlış. Bugün Cumhurbaşkanı'nın akademik yıl açılışında söylediği işsizlik var diyorlar. Her üniversite mezunu genç iş bulmak zorunda değil açıklamasını Ankara Sıhhiye'de vatandaşlarla konuştuk. Cevapları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir programda görüşmek üzere.